أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السابع من سورة المزمل. Bugün Müzzemmil suresinin Nesefi tefsirinin Müzzemmil suresinin 7. dersini ve 20. ayetin ortasından itibaren okuyoruz. Alime en seyekunu minkum merda. Oraya gelmişti değil mi? Alime, Yüce Allah bildi ki en seyekunu olur ileride minkum sizden merda. Ne olabilir? Hastalarınız olabilir. Peki hasta biri gecenin 1/3'üne yakın, yarısına yakın, 1/3'üne yakın veya biraz daha az namaz kılabilir mi? Kılamaz. Ve aharuna yadribuna fil ardi. Geri kalanlarınızın bir kısmı da yeryüzünde ne ediyorlar? Sefer yapıyorlar. Peki seferdeki kişiler seferin meşakkatiyle gecenin bu miktar teheccüdü kılabilirler mi? Kılamazlar. Niye ve aharunu yadribune fil ardi? Yebtagune min fadlillahi. Allah'ın fadlini talep ediyorlar. Kimisi ticaret yapıyor, Allah'ın fadli, ribhi talep ediyor. Kimisi ilim peşindedir, ilmi ne ediyor? Talep ediyor. Ve aharuna bir kısmınız da yukatiluna fi sebilillahi. Allah yolunda ne ediyorlar? Cihad ediyorlar. Adam zaten gece gündüz cephededir. Kafirle çarpışıyor veya nöbette veya beklentidedir. Bu miktar teheccüdü nasıl ne yapabilir? Kılabilir. Yüce Allah bunu bildiği için ne etti? Gece teheccüdünün farziyetini sizden ne eti kaldırdı. Fakra'u ma teyessere minhu. Fakra'u ma teyessere minhu. Müyesser olan miktar, yani minhu'daki demir Kur'an'a gidiyor. Kur'an'dan size müyesser olan miktarı okuyun. Veya namazdan size müyesser olan miktarı neydi? وَاَقِمُ السَّلَاةَ Orada bir dursun. Tekrar başa gelelim. عَلِمَ اللّٰهُ اَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ Bu cümle عَلِمَ اَنْ لَنْ تُحْسُوهُ. Hani dünkü derste nerede geçti? عَلِمَ اَنْ لَنْ تُحْسُوهُ. Bu cümle, şu anki okuduğumuz cümle, bu cümleye ne olur? Bu cümleye bedel olur. Oldu mu? Olmadı. Bu cümle, o cümleye bedelül iştimal olur. Birden niye gece teheccüdünün namazı ne edilmiş, nesk edilmiş? Dün bir hikmeti söyledi. Siz bu miktarı bilemezsiniz. Sabaha kadar namaz kılarsınız, perişan olursunuz. Birinci neslin hikmeti o. Bugün de ikinci bir hikmete işaret ettiği, hastanız olabilir, seferde olanınız olabilir, savaşta olanınız olabilir. Bu miktar teheccüd namazı ağır gelir. Onun için ne yapılmış? Nesih edilmiş. Bu cümle bir önceki cümleye bedel iştimaldir. Birinci cümle neslin bir hikmetine işaret ettiği, bu cümlede nesin başka bir neyine ne etti? Başka bir hikmetine işaret etti. Alime en seyekunu minkum. Ey ennehu. Asli ennehu imiş. Öyleyse bu en muhaffefetun mine sekileti.
en sakileden nedir? Muhafeftir. Yani buradaki enne muhafefe musakaledir. Nun bile hasfe gitmiş. İsmi de hasfe gidince en seyekunu minkum kaldı. En muhafefe musakaledir. Seyekunu minkum cümlesi, ismi mahzufudur. Seyekunu minkum cümlesi ene mahale merfu ene haber olur. Ve aynı zamanda demir-ü şe'ne ne olur? Demir-ü şe'ne tefsir olur. Bakın ey ennehu öyleyse en muhaffafetun minessakileti. Ve sinu seyekunudaki sin bedelun min takfifi. Onun takfifine nedir? Takfifine bedeldir. Burada sin enin takfifine bedel diyor. Nahhun bazı kitaplarında sine farika enne mesariye ile enne muhaffefe mustakale arasında fark olsun diye geliyor. Gelince biliyoruz ki enne muhaffefe mustakaledir, enne mesariye değil. İster siz sine farika deyin, ister sine bedeliye deyin. Ve huzife ismuha. İsmin ne olmuş? İsmi hazife yetmiş kokudur. Zaten ennenin ismi galibi, tahfif edilince galibi demir-ü şendir, mahzuftur. Alime seyekunu minkum merda, sizden hasta olanlarınız olacağını Yüce Allah bildi. Hasta olunca ne olur? Feyeşukku aleyhim kıyamul leyli. O hasta olanların üzerine kıyamul leyli. Gece kalkıp namaz kılmak onlara meşakkatli olur. Hele hele bu çok miktarca kılmak nedir? Hastalara ağır gelir. Öyle değil mi Süleyman? Öyle mi? Evet. Tamam. Süleyman öyle diyorsa tamam. O zaman Süleyman merda ne sıradır? Merda. Aferin Süleyman bildiği. Merda, meridunun neyidir? Cem'idir. Cerha, cerih gibi. Oldu. Mevta, meyyit gibi. Çünkü meyyitin aslı mevitun, o da faildir. Ve aharuna yadribune fil ardi. Geri kalanlar yeryüzünde ne ediyorlar? Yeryüzünde yürüyorlar. Yadribune fil ardı. Yadribune ne demek? Yusafirune. Yeryüzünde ne ediyorlar? Sefer ediyorlar. Hale kevnihim yebtegune min fadlillahi. Sefer ediyorlar. Hangi halette? Allah'ın fadlını talep ettikleri bir halde sefer ediyorlar. Yebtegune fiel vav. Faal olur. Min fadlillahi yebteguna mutalıktır. Bu cümle halun min demiri yadribune. Yadribune'nin demirine ne olur? Hal olur. Pek cümle fiile mudari hal olunca demir lazım. Burada demir nedir? Yebtegune'deki vavdur. Min fadlillahi. Allah'ın fadli nedir? Rizkihi bir ticareti. Fadıldan murat, ticaret ile rızık demek, rızkı talep etmek demek. Ev talebil ilmi, yahut da Allah'ın fadlı demek, ilmi talep etmek demektir. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Ve aharune yukatilune fi sebilillahi. Diğer bir kısmınız, Allah yolunda ne ediyorlar? Savaşıyorlar. Dolayısıyla kıyamul leyl seferde, cihatta, savaşta nedir? Kıyamul leyl meşakkatli gelir. Onun için Yüce Allah ne etti? Kıyamul leylinin farziyetini ne etti? Sizden kaldırdı, izale etti. Bakın,
وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. Dikkat ederseniz seferde olmak, cihadda, savaşta olmayı yan yana getirdi, zikretti. Niye? Çünkü halal rızkı talep etmek, o da bir nedir? Cihattır. İlmi talep etmek, o da bir nedir? Cihattır. Onun için bu ahiruna yuqatiruna fi sabilillahinin la beraber ve ahiruna yadribuna fil ardi min fadlillahi zikreti. Hele hele ve ahiruna yadribuna fil ardi min fadlil yaptagun min fadlillahi onun ne eti cihada ve ahiruna yuqatiruna fi sabilillahi ne eti onunla beraber zikretti ve takdim etti. O da söylüyor bakın Nesefi sevva beynel mücahidi vel muhtesibi. Yüce Allah cihad eden muhtesip kesbi, mali, Allah'ın fadlını kesbeden kişiyi arasında tesviye yaptı. Nasıl tesviye yaptı? Beraber zikir etti. Hatta muhtesibi mücahide takdim etti. Niye? Sebep ne? Sebep budur. Lenne kesbel halali cihadun dediğimiz gibi. Halal mali kesbetmek nedir? Cihattır. Kale İbn-i Mesud radiyallahu anhu. İbn-i Mesud bir hadisi rivayet ederek yani kesbul malil halal cihad olduğuna dair İbn-i Mesud'den bir hadisi rivayet ediyor. Ne demiş İbn-i Mesud? Abdullah bin Mesud radiyallahu anhu demiş eyyuma racülin celebe şey'en. Eyyuma racülin celebe şeyen. Herhangi bir adam ki bir şeyi cem ederse ila yani bir mali toplarsa ila medinetin min medainil muslimin Müslümanların medinelerine herhangi birine götürürse niçin? Satmak için, kar etmek için. Sabiren muhtesiben sabırlı olarak muhtesip Allah katından ecrini talep ederek malını cem ederse Müslümanların medinelerinden, medanilerinden herhangi birine götürürse feba'ahu orada satarsa kafirlere götürme değil Müslümanların medanilerinden herhangi bir medineye götürürse sabirli muhtesip olarak feba'ahu onu satarsa o celebini بِسِعْرِ يَوْمِهِ سِعْرِ يَوْمِ yani o günkü parasıyla satarsa o günkü değeri ne ise o değerle satarsa كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الشُّهَدَاءِ bu adam Allah katında şehitlerdendir. Şayet bu ticari seferinde ölecek olursa şehitlerden ad edilir sayılır. Oldu değil mi? Ve kâle İbn-i Ömer, Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma, Allah hem Abdullah'dan hem Ömer'den razı olsun. Neyi naklediyor? Mâ halakallâhu mevteten emûtuha ba'del katli fi sebilillâhi ehabbe ileyye min emûte beyne şubeteyi rahlin اَضْرِبُ فِي الْاَرْضِ اَبْتَغِمْ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Bakın ne diyor. مَا خَلَقَ اللّٰهُ مَوْتَةً Yüce Allah bir ölümü yaratmamış. اَمُوتُ هَكُوا Ben o ölümle öleyim. Yüce Allah bir ölümü yaratmamış ki بَعْدَ الْخَتْلِ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolundan, yolunda öldürmekten sonra demek Allah yolunda cihadda öldürmek o en sevimli ölüm odur. Ondan sonra Yüce Allah bir mevti yaratmamış ki ben o mevt ile öleyim. Ku ehabbe ileyye bana daha sevimli olsun. Öyle bir mevti Yüce Allah yaratmamış. Min en emuteku ben öleyim. Beyne şu'betey racülin. Rahlin. Şu'betey rahl hani hayvanlara atılan yük iki parçadır. Bir hayvanın sağına birine soluna.
konaklandıkları zaman insan hayvana yük atarsa binerken nerede biniyor? Ortasına biniyor. O iki parçanın arasına biniyor. Veya konakladığı zaman o yükünü indirir. Hani rüzgardan, canavarlardan muhafaza olmak için ikisinin arasında ne eder? Yatar. Ama zahir birincidir. Ma halakallahu mevteten emutu ba'del katli fi sabilillahi ahabbe ileyye min en emute beyne şubetey rahlin. İki rahlin iki şubeti arasında öleyim. Ko adribu fil ardı, ko yeryüzünde seyredeyim. Niye seyredeyim? Ebtagî min fadlillahi. Allah'ın fadlını talep etmek için. Yani Allah'ın talebini, Allah'ın fadlını talep etmek için yükün iki parçasının arasına oturup yeryüzünde seyr ederken ölürsem Allah yolunda cihada ölmekten sonra bu ölümden daha hayırlı, daha sevimli bir ölüm yok. Anlıyorsunuz değil mi? Ma halakallahu mevteten emmutuha ba'del katli fissebilillahi ahabbe ileyye min en emmute beyne şubetey rahlin adribu fil ardi ebtagi min fadlillahi. Anladınız değil mi? O Bedülahla orada o sarı bir kitap var. Şehabeti racülün yaptı. Şehabeti racülün yaptı. Racülün olmaz. Rahlin yük yük. Şubet. Defti şubet midir? Kesre olabilir. Ben de ona bakacaktım. Yalnız rahaldir. Rahlin iki parçası. Bak burada da racülün demiş ama bu yanlış. Anladınız değil mi? Siz onu rahal olarak bilin. Öyle ise fakra'u ma teyessere minhu. Kur'an'dan size müyesser olan miktarı okuyun. Ha namazda okuyun, ha namazın dışında. Namazda ise vacip olur, namazın dışında ise sünnet. Veyahut da fakra'u ma teyessere minhu. Namazdan gücünüz yettiği kadarıyla kılın. Gücünüz yettiği kadarıyla, farz değil, sünnettir. Gücünüz yettiği kadarıyla kılın. Gücünüz yoksa, seferdesiniz, savaştasınız, kılmayın. Peki bu fakra umma teyesser minhum. Dünkü alime ellen tuhsu fetaba aleykum fakra umma teyesser minel Kur'ani. Orada zikredildi. Bir de burada ne yapıldı? Tekrar edildi. Nerede zikredildi? Ahmet Ali Güste. Tamam. Yukarı Kur'an'a bak. Yok yukarıya bak. Bak ayete bak. En son sat. Diyor kerrarel emre bi teysiri li şiddeti ihtiyatihim. Yani sahabelerin ihtiyatları çok şiddetliydi. Son derece ihtiyat neyse kendi zorluyorlardı, onu yapıyorlardı. İhtiyatların şiddetinden dolayı Yüce Allah iki sefer diyor. Kendinizi zorlamayın. Gücünüz yettiği miktar ne ise, müyesser olan ne ise onu kılın veya onu okuyun. وَاَقِمُ السَّلَاةَ الْمَفْرُودَةَ Farz olan namazı neydi? Farz olan namazı. Hatta bazıları da diyorlar, fakra umma teyessere minel Kur'ani diyorlar birinci sünnet olan namaz için, ikincisi sünnet farz olan namaz için. Tekrar yok. Birinciye göre tekrardır ihtiyatların şiddetli olduğu için. Veyahut da birinci nefrülleyl içindir. İkincisi beş vakit namazın farziyeti içindir. O zaman ne yok? O zaman tekrar yok. Oldu mu? Hatta bazılar diyorlar, Hasan-ı Basri'nin görüşü, diyor birinci neflü leyldir, ikincisi fardu leyldir. Çünkü Hasan-ı Basri radiyallahu anhu
diyor gece teheccüdünün az bir miktarı farzdır. Ama çok kılmak nedir? Sünnettir. Onun öyle bir görüşü var. وَاَقِمُ السَّلَاةَ الْمَفْرُودَةَ Farz olan namazınızı neydin? Kılın. وَاَتُ الزَّكَاتَ الْوَاجِبَةَ Vacip olan zekatınızı verin. وَاَتُ الزَّكَاتَ Zekate var mı aşağıdasın ki? O eksiktir yazın. Bir daha وَاَقْرِدُ اللّٰهَ Allah'a ne edin? Allah'a borç verin. Neyle Allah'a borç verin? Bin neva fili. Nafileleri kılmak suretiyle Allah'a borç verin. Borç verin. İleride Yüce Allah onu size ne eder? Fazlasıyla iade eder. Şimdi nesefe devam ediyoruz. Vel kardu kard borç vermek demektir. Vel kardu lugaten el kat'u lugaten kard ne demektir? Lugaten kard kata demek. Herhangi bir şeyi kesmektir, kopartmaktır. Öyle değil mi Abdullah? Pek borç biri birine para ne ediyor? Osman borç veriyor. Buna niye kard denilsin? Diyor fel mukridu. Mukrid borç veren kişi. Yakta'u zalikel kadre. O miktarı, yani borç vereceği miktarı koparıyor. Min malihi, kendi malından koparıyor. Feyedfe'hu ila gayrihi. Onu ne ediyor? Onu gayrisine def ediyor. Bak, borcda da koparmak var. Adam kendi malından bir miktarı koparıyor. Gayrine ne ediyor? Veriyor. Ve kezel mutasaddiku. Tesadduk eden kişi, vacip veya sünnet sadakayı veren kişi, o da yakta'u zalikel kadre, o da o miktarı koparıyor, min malihi kendi malından, feyec'aluhu lillahi ta'ala, ne ediyor? Allah-u Zülcelal'a kılıyor, Allah-u Zülcelal'a veriyor. Oldu mu olmadı? Peki ve وَاَقْرِدُ اللّٰهَ اَقْرِدُمْ اَكْرِمْ اَكْرِمَا اَكْرِمُ اَقْرِدْ اَقْرِدَا اَقْرِدُ Cem-i Müzekker ekreme babıdır. Niye diyor Allah kendine isnat etmek suretiyle Allah'a borç verin. Allah'a vermiyorlar ki. وَاِنَّمَا اَضَافَهُ اِلَى نَفْسِهِ Niye bu ikradi Yüce Allah kendi nefsine nispet etmiş? Allah'a borç verin. Fakire değil, miskine değil. Bana borç verin. Niye öyle diyor? لَاَلَّا يَمُنَّ عَلَى الْفَقِيرِ Ta ki adam, tesadduk eden, mukrit kişi, fakire minnet etmesin. فِمَا يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ Yani mukrit, fakire tesadduk ettiği şeyle ta ki ne etmesin? Tesadduk ettiği şeyle ta ki minnet etmesin. Sen fakire bir şey vermedin, Allah'a verdin. Allah'a karşı zaten minnet yapamazsın. Niye? Sen Allah'a borç verdiğin miktar Allah sana vermiş. Kendine bıraktığını da Allah sana vermiş. Bir de Allah'a verdiğin borç orada saklanıyor, en muhtaç günde katlanarak sana iade ediliyor. وَاِنَّمَا اَضَافَهُ اِلَى النَّفْسِ لِيَلَّا يَمُنَّ عَلَى الْفَقِيرِ فِمَا يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ Peki niye minnet etmesin fakire? وَهَذَا fakire minnet etmemek لِأَنَّ الْفَقِيرَ مُعَوِنٌ لَهُ Fakir ona yardım ediyor. Nerede? فِي تِلْكَ الْقُرْبَةِ O ibadet konusunda, o tesadduk konusunda fakir ona yardım etmiş. Zahren o fakire yardım etmiş görünse de gerçek manada fakir ona yardım etmiş. O zaman فَلَا يَكُنُ لَهُ عَلَيْهِ مِنَّتُونَ فَلَا يَكُنُ olmuyor. Lehu mukrid için
aleyhi, fakir üzerine minnetun, bir minneti olmuyor. Belil minnetu lil fakiri aleyhim. Belki minnet fakirin onun üzerinedir. Yani minnet fakir onun üzerine yapıyor. Fakirin ona minneti var, ihsanı var. Onun fakire yok. Öyle değil mi? Bir adam fakir olmazsa zekat vebalinde nasıl kurtulur? Bir adamın annesi babası ölmüş gitmiş, onlara bir iyilik yapmak ister. Nasıl iyilik yapabilir ki? Onlara nasıl yetişir? Fakire verir. O fakirin kanalıyla gider anne babasına yetişir. Bir kişi kıyamet gününde Sırat Köprüsü'nün girişinde Sırat'tan kurtulmak için, mahşerin dehşetinden kurtulmak için bir hazırlık yapmak istiyor. Nasıl yapacak ki? İşte fakire bir şeyler verir ve benzerini yapar. Tam o sıkıntı anda o verdiği şey onun karşısına çıkıyor. Bakın fakire ona, onun fakire onda bir iyiliği varsa fakirin onun dokuzu veya daha fazlası minneti ona var, iyiliği ona var. Onun için fakire bir iyilik yaparken hiç minnet etmesin. وَاَقْرِضُ اللّٰهَ قَرْدًا حَسَنًا Allah'a borç verin ama güzel bir borç ile Allah'a borç verin. Güzel borç nedir? مِنَ الْحَلَالِ بِالْإِخْلَاسِ İhlası. Halal maldan bir de ihlas ile verin. Riyakarlık gösteriş yapmayın. قَرْدَ حَسَنْ budur. Halal maldan ve ihlas ile neyden verin. Bunu öğrendik değil mi? Şimdi salat, zekat lefzi vavla yazılır. Yani resmi Osmani'de, Hazreti Osman'ın mushafındaki khat, o vahy ile Efendimiz'e bildirilen yüce Hazreti Cebrail Efendimiz'e bildirerek Efendimiz de katiplerine zekat orada işte vav yazın. Yani Cibril bildiği şekliyle o da katiplerine bildiriyordu. Hani biri dese Allah'ın Resulü hattı yazıyı bilmiyordu, nasıl? Cebrail bildiriyordu. Allah'ın Resulü ummiyken Kur'an'ı bilmiyordu. Biliyordu. Hattı da vahy ile biliyordu. Falan yere vav yazın, falan yere şunu bunu yazın. Bunu vahy ile katiplerine bildirmişler. Onun için Kur'an'daki zekat, Kur'an'daki salat vavla yazılır. Faydası nedir? Faydası vav genel olarak cemiyete ne ediyor? Delalet ediyor. Evet, vav atfede cem'e var. Ama neticede vavun yapısında cem'e var. Tekrar var. Namazda günde 5 vakit tekrar ediyor. Ya farz ise. Zekat her sene ne ediyor? Tekrar ediyor. Onun için vavla yazılıyor. Zekatta ve salata tekrarın olduğuna delalet etsin. Bildiniz değil mi? Bir. İkinci bir konu. Ve akimu salate. Akimu demiş. Akimu ne demek? İkamet, bir şeyi dik yapmak. Namazınızı dememiş. Sallu salate. Akimu salate demiş. Namazınızı ne edin? Dik yapın. Yani ne demek? Namazınızı dosdürüst kılın. Erkanlarıyla, tadilatlarıyla, kıraatlarıyla yapılması gereken ne şekil ise o şekil namazınızı kılın. Ekimu lafzından bunu anlıyoruz. Ve atuz zekate. Bakın, a'tu zekate demedi. A'tu, a'tu. Hangi lafz daha kaba? A'tu daha kaba. A'tu yumuşak. Ha, a'tu demiş, yani zekatenizi yumuşak bir şekilde, minnetsiz bir şekilde, eziyetsiz bir şekilde ve tam mükemmel. Hangi maldan, hangi miktar, kimlere ve ne şekil veriliyor ise o şekil verin.
Bakın ikamet atudan ehestir. İta i'tadan nedir? Ehestir. Salat namazda yüze yakın yerlerde zikir ediliyor. Yüze yakın yerlerde ne yapılıyor? Zikir ediliyor. Tabi bu yüze yakın 85'i isim lefziyle gelmiş, 15'i fiil lefziyle gelmiş. Ha, bu Kur'an'da tekrar edilen namaz, farz namaz var, dua manasına olan var, salatü leyl manasına olan var, salatü cüme manasına olan var, salatü sefer olarak var. Tamamı 100 civarında, hatta 100'ü geçkindir. Oldu. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ وَمَا اُشَيْكِ تُقَدِّمُوهُ Oradaki maya mevsuledir. تُقَدِّمُوهُ cümlesi maya sala olur. Aid mahzuf kohudur. وَمَا تُقَدِّمُوهُ لِأَنْفُسِكُمْ O şey ki siz onu takdim ediyorsun. Takdim etmek ne demek? İnsan ölmeden önce bir şeyi kendisinden önce gönderirse, hayır hasanat yaparsa. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ O ma nedir min hayrin ki o da hayırdır. تَجِدُوهُ Siz onu göreceksin, indallahi Allah katında göreceksin, boşuna gitmez. Allah katında göreceksiniz. Ne olarak göreceksiniz? Huve hayre. Sizin için geri bıraktığınız maldan daha hayırlı olarak Allah katında onu göreceksiniz. Peki insan nasıl görür? Burada verdiği mal, para vermiş, et vermiş, kitap vermiş, kıyamet gününde bunları mı görür? Nesef'e bakın. Ey sevabehu. Teciduhu hu üzerine mudaf mukader. Siz o verdiğinizi görürsünüz, yani sevabını göreceksiniz. May şartiye, mevsule dedim, may şartiyedir. Tukaddimuhu li enfusikum min hayrin cümlesi maya fiyolu şart olur. Teciduhu ve ve ceza u şartı. Bu da nedir? Ceza u şart. Tukaddimu edatu şart, cezim yapmış, nun götürmüş. Tecidunehu, burada da neyi götürmüş? Nunu götürmüş. Bir daha dikkat edin Kur'an'ın belagatine. وَمَا تُقَدِّمُوا O şey ki siz takdim ediyorsunuz. Kime? Fakire değil. Fakirin başına kalkasınız. لِاَنْفُسِكُمْ Kendiniz için, kendi menfaatiniz için takdim ettiğiniz şeyi mutlaka göreceksiniz. Oldu. Şimdi tukaddimu aslında diyelim insan bir yere göç etmek ister, bir yere yerleşmek ister. Ne yapar önce? Oradan ne lazım? Hizmetçi mi lazım? Mal mı lazım? Çadır mı lazım? Malzeme, yiyecek ne lazımsa önce bunları gönderir. Sonra ne eder? Sonra kendisi gider. Ta ki vardığı yerde perişan olmasın. İşte burada da budur. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ Yani ahirete gitmeden önce oraya gidip perişan olmamak için göndermiş olduğunuz hayri, hayır demek, mal demek, onu teciduhu indallahi hayren, Allah katında onu hayır olarak görürsünüz. Tecidu ve faal, hu, birinci mef'ul, indallahi, tecidunun zarfidir, huve demirul fasıldır, la mehane la mine li arab, hayren de ikinci nedir? Mefuldur. Onu daha hayırlı göreceksiniz. Hayren efalu taftildir. Asli ahyarudur. Tahfif için hayrun olmuş. Efalu taftil lefsi değişince ona efalu taftil de denilir. İsmi taftil de denilebilir. Efalu taftil veya ismi taftil ne lazım? Mufaddalu aleyhi lazım. Zeydun efdalu min amrin. Bak zeyd mufaddaldır. Amr mufaddalum aleyhidir. Burada hayren efalu taftildir. Mufaddalu aleyh nedir? Mimma haleftum ve terektum.
Bakın, o göndermiş olduğunuz hayır, geri bıraktığınız, terk ettiğiniz maldan çok çok hayırlıdır. Fel mef'ulü sani li teciduhu hayren. Hayren tecidunun neyidir? İkinci mef'uludur. Ve huve lefsi nedir? Faslun, demirun nedir? Fasıldır. Demirul fasıl iki marife arasına gelir. Halbuki burada in teciduhu hu marife hayren nekire demir fasıl huvel faslu örnek inne zeyden huvel raculu demirul fasıl iki marife arasına gelir. Burada iki marife arasına gelmemiş. Nasıl caiz olur? Diyor evet. Hayren indallahi huve hayren. Hayren nedir? Af'alu taftildir. Takdiri nedir? Orada mahzuf nedir? Hayren mimma haleftum. Burada minle müstemel olan af'alu taftil. Minle müstemel olan af'alu taftil marife hükmündedir. Ne biliyoruz? Eli kabul etmiyor ki. Hah! Burada da iki marife arasına girmiş. Makabrı zaten demir marife. Mabbad da minle müstemel olduğu için marife hükmündedir. O da diyor ve cazze huvenin burada demirul faslı olması caizdir. Ve in lem yaka beyne marifeteyni. Velev ki iki marife arasına girmemiş ise de yine caiz. Niye? Lienne ef'ale min. Bak ef'alenin üç istimali var. Eliflamli var. İdafeli var. Minli var. Ef'alu min minli olan ef'alu taftil li'enne ef'ale min eşbehel marifete. Marifeye nedir? Benziyor. Hangi konuda? Limtina'hi min harfi tarifi. Harfi tariften mumteni olma yönüyle marifeye benziyor. Marife nasıl harfi tarifi kabul etmiyor ise ef'alu min de tarifi kabul etmiyor. Eli kabul etmiyor. Bu yönüyle efalun min hayren marifeye ne olmuş? Benzemiş. Dolayısıyla hükmen huve demirul fasıl iki marife arasına girmiş. Ve ma tukaddimu li enfusikum min hayrin teciduhu indallahi huve hayren. Bir daha ve azame ecren. Ecir yönüyle daha büyüktür. وَعَزَمَا وَاَجْزَلَ اَجْرًا سَوَابًا. Yani sevap yolu cihetiyle daha boldur, daha kesirdir. اَعْزَمَا خَيْرًا üzerine matuf. O da ikinci ne olur? O da ikinci mef'ul olur. Anlıyorsunuz değil mi? İkinci ne olur? Mef'ul olur. اَجْرًا ne olur? Temiz olur. وَمَا تُقَدِّمُوا tekrar edelim. مَا اِشَارْتِيَ مُبْتَدَى تُقَدِّمُوهُ لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ cümlesi مَا'ya fiyolu şart olur. تَجِّدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ وَخَيْرًا bu da ceza şart olur. وَاَزَمَا o da hayran üzerine matuftur. Ecren temiz olur. Cümle şartıya kompila fiyolu şart ceza şartın mecmunun tamamı edat şart olan مَا'ya ne olur? مَا'ya haber olur. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Tamam. Vestagfirullahe Allah'tan istiğfar edin. Minet seyyiati. Seyyiatlarınızdan işlemiş olduğunuz günahlarınızdan Allah'a istiğfar edin. Yani seyyiatlarınızın mağfiretini Allah'tan talep edin. Başka? Ve taksiri fil hasenati. Hasenat yani salih ameller konusunda sizden sadır olmuş olan taksiratlarınızdan Allah'tan mağfiretini edin, talep edin. Anlaşıldı değil mi? Bakın minesseyyiati çünkü günahlardan mağfireti talep etmek daha önemlidir. Nesefi onu öne aldı. Ve estağfirullahe minesseyyiati seyyiatlarınızdan ve taksiri fil hasenati hasenatlarınızdaki taksirattan neydi? İstiğfar edin. İnna Allah gafurun.
Allahu Zülcelal çok affedicidir, rahimun çok merhamet edicidir. Bu innallah gafurun rahim ve estagfirullahenin illetidir. Mana itibariyle illet hükmündedir. Niye Allah'tan mağfireti talep edin? Çünkü Allah çok affedicidir ve çok merhamet edicidir. Madem çok affedici, çok merhamet edici, siz de onun o mağfiretinden, o merhametinden faydalanın. Ne edin? Ondan mağfireti talep edin. Merhameti ne edin? Talep edin. Oldu değil mi? Bakın, gafur, rahim, ikisi de nedir? Mübalağa sıgaleridirler. İkisi de biri faul bir mana faal, biri faile bir mana nedir? Faaldir. Mübalağa sıgasını getirmeyle neye işaret ettiği? İstiğfar eden Yüce Allah mutlaka istiğfarınızı, talebinizi ne ediyor? Kabul ediyor. Niye? Demin dediğim gibi ya, illet hükmündedir. Çünkü affudur, çünkü rahimdir. Gafur ne yapıyor? Zararı önlüyor, günahları siliyor. Rahim ne ediyor? Merhamet ediyor, lütfundan bol veriyor. Gafur rahimen takdim etmiş. Gafur ne etmiş? Gafur rahime takdim etmiş. Anlıyorsunuz değil mi? Niye? Çünkü bir kural vardır. Def'u darar ehemmu min celbi nefa. Yani darari def etmek, menfaati celb etmekten daha önemlidir. Mağfiret ile darar def ediliyor, azap def ediliyor. Merhamet ile fayda celb ediliyor, fayda elde ediliyor. Def'u darar ehemmu min celbi nefa olduğu için öne alınmış. İnnallâhe gafurur rahîm. Gafurun yesturu ala ehli zenbi ve taksiri. Gafurdur, zenb, taksir ehlini ne ediyor? Setrediyor. Ehlü zenb, günah işleyenler. Taksir, hasanatlarda taksir yapanlar. Rahimun yukhaffifu an ehli cehdi ve tevfiki. Rahimdir, cehd, tevfik ehline kolaylık yapıyor, kolaylık oluşturuyor. Anlaşıldı değil mi? 20. ayetin ve Müzzemmil suresinin sonuna geldik. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Ya lügati arabiyyetun hasbi bi enneki mantıkı.